Herkese merhabalar. Bugün sizler için herkesin sevdiğini düşündüğüm, tadı çok güzel olan kavala kurabiyesi yaptım. Oldukça pratik ve oldukça lezzetli olan bir tarif oldu gerçekten. E artık dışarıdan almanıza gerek yok. Evlerinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Hemen yapımına başlıyorum. Şöyle 2 çay bardağı unumu e, tabama aldım. Daha sonra bir çay bardağı dövülmüş bademimi de içine ekledim. Şöyle biraz iri iri bıraktım ben, böyle ağza gelmesi için. Orta ateşte unun kokusu böyle rengi değişene kadar kavurmaya devam ediyorum. Ee, yaklaşık 6 dakika kadar e, falan kıvamını alıyor. Görmüş olduğunuz gibi rengi döndü. Daha sonra ocaktan alıyorum ve iyice soğumasını sağlıyorum. Ondan sonra diğer yapım aşamalarına başlayacağım. Güzel bir şekilde soğudu. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yarım çay bardağı pudra şekeri ekliyorum. Bir adet yumurta. Bir paket vanilya ekledim. 1 çay kaşığı da kabartma tozu ilave ettim. Şimdi güzel bir şekilde karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra da 125 gram tereyağı veya margarin ekliyorum. Elimle güzel bir şekilde harmanlıyorum. Güzelce yoğuruyorum. Şöyle e, geri kalan unumu da normal şekilde ekliyorum bu arada. Yani 2 çay bardağını kavuruyorum. 2 çay bardağını da normal ekliyorum. Şöyle unumuzu lütfen yavaş yavaş ilave edelim. Çünkü kıvamı çok önemli. En önemli püf noktası böyle. E, unun kontrollü kullanılması. Güzel bir şekilde yoğuruyorum. İstediğim kıvamı aldı. Ne çok sert ne de çok yumuşak görmüş olduğunuz gibi. Şöyle öncelikle elime koca bir parça alıyorum ve güzelce sıkıyorum. Daha sonra tezgahımı alıp istediğim incelikte şöyle bastırıyorum. İlk etapta çay bardağı ile yapıyorum. Çay bardağın ucundaki ilk kısmını alıyorum. Daha sonra artık şekli görmüş olduğunuz gibi istediğim gibi çıkıyor. Bütün hepsini aynı şekilde şekillendirdim. 180 derecelik fırında şöyle 25 dakika kadar kontrollü şekilde pişirelim lütfen. Şöyle ilk sıcaklığı hafif çıktıktan sonra üzerine bolca pudra şekeri gezdiriyorum. Bu arada ben hepsine dökmedim. Bir kısmını pudra şekersiz buzluğa dağıtıyorum. Biri geldiği zaman hemen şöyle hafiften ısıtıp pudra şekerini serpiyorum ve servis ediyorum. İnanın çok pratik oluyor. Ağızda dağılan nefis bir kurabiye oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek arkadaşlarıma da şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ederim.